Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, lezzetli, yapımı oldukça kolay, harika bir çörek tarifi ile geldim. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle bir yoğurma kabına 1 tatlı kaşığı kuru maya, yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı ılık süt ekleyelim. Maya çözülene kadar bir çırpma teli ile çırpalım. Kuru maya çözüldükten sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, bardak ölçümü 120 milim ve 1 yumurta kıralım. Tekrar 1-2 dakika boyunca çırpma teli ile çırpalım. Kontrollü bir şekilde un ekleyelim. Ben ilk aşamada kaşık kullandım. Kaşıkla yoğurmak daha kolay oluyor ve elimize yapışmamış oluyor. Siz dilerseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Hamurumuz katılaştıktan sonra kaşığı çıkarıp elinizle yoğurabilirsiniz. Yavaş yavaş un ekleyelim. Yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hafifçe ele yapışacak bir hamur olacak. Yumuşak bir hamur olduğu zaman kabarma işlemi daha güzel oluyor. Hamurumuzu yoğurduktan sonra 45 dakika boyunca üzeri örtülü bir şekilde dinlendirelim. Çörek hamurumuz 45 dakikanın sonunda mayalandı. İçerisindeki havayı alalım. Üzerine hafifçe un serpiştirelim. Ben kaşar peyniri ve köy peyniri kullandım içerisine eklemek için. Tezgahın üzerine hafifçe unladıktan sonra elimizle bu şekilde hamurumuzu açalım. 150 gram peynir kullandım. Üzerine süreceğim yumurta sarısının akını peynirin içerisine ekleyelim. Top haline getirdikten sonra açmış olduğumuz hamurun orta kısmına yerleştirelim. Hamurun tezgaha yapışmaması için hafifçe unlayalım. Tekrar yavaşça açalım, yuvarlak bir şekil verelim. Tezgahın üzerinde biraz şekil verdikten sonra fırın tepsisine alalım hamurumuzu. Tepsinin alt tabanını yağlayabilirsiniz veya bu şekilde yağlı kağıtta serebilirsiniz. Çöreğimizi tepsiye aldıktan sonra tekrar elimizle bastırarak güzelce açalım. 30 santim genişliğinde oldu. Üzerine sürmek için 1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı yoğurdu güzelce çırpalım. Ve çöreğin üzerine bir fırça yardımı ile sürelim. Önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 15 dakika boyunca pişirelim. 15 dakikanın sonunda fırından çıkarıp üzerine kaşar peyniri gezdirelim. Böyle daha lezzetli oluyor. Dilerseniz bu şekilde yapmayabilirsiniz de ama böyle yaptığınız zaman çok daha lezzetli oluyor. Kaşar peynirini üzerine gezdirdikten sonra tekrar fırına götürelim. 10 dakika boyunca pişirelim. 10 dakikanın sonunda çöreğimiz hazır. Denemenizi tavsiye edeceğim bir lezzet. Özellikle kahvaltıda, 5 çayında, sahurda kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Çöreğimizi dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Şimdi sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık, mis gibi oldu ve bol peynirli oldu. Kaşar peyniri yerine normal köy peyniri veya beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.